Bugün gerçekten çok özel bir gün. Neden? Çünkü cuma günü finalde ne yazık ki Rabia diskalifiye oldu. Ne yapıyorsunuz siz? Burası bir yarışma programı ve milyonların izlediği bir programdasınız. Arkadaşlarım ne diyor biliyor musunuz? Değerli izleyenler, kamera görüntülerinin aslanım sadece bir kısmını verebiliriz diyorlar. Aa, ya siz ne yaptınız ya? Ay ne oluyor? Temas mı? Gelinin mutfakta yönetiminin almış olduğu karar neticesinde diskalifiye edildiniz. Tamam. Yasemin de elenerek aramızdan ayrıldı. Gelinin mutfakta ya. Bu hafta veda eden gelinimiz Yasemin. Sensin canım. Aynur Hanım. Ama yerine iki tane şu iki masaya bomba gibi yarışmacımız geliyor. Şimdi Yiğit'ciğim kartımı rica edebilir miyim? Evet, yeni haftanın ilk yarışmacısı gelinimiz Nazar ve kayınvalidesi Cemile Hanım'ı buraya rica ediyorum. Nasılsınız? İyi miyiz hayatım? Bomba gibiyiz. Evvaliden de katılıyorsun değil mi? Oh, evet. Evvaliden. Nazar, enteresan bir hikayem var. Arkadaşlarım bana anlattıklarında ben dedim ki hanımlar, yok dedim ya. Gerçek mi dedim, bu şaka mı dedim. Yani dedim böyle şeyler oluyor mu bu hayatta ya? Maalesef. Oho, neler 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 dediler. Peki. Hoş geldiniz. Hoş sizi bulduk. Daha detaylı tanıyacağım. Şimdi masanızı alayım sizi. Tamam. Alkışlarla. Ve şimdi ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak aslında? Ne olacak? Gelinin mutfakta da yer yerinden oynayacak. Bu tezgahı öyle bir gelin, öyle bir kayınvalide dolduracak ki. Allah Allah. Gözleriniz böyle fal taşı gibi olacak. Buraya birazdan bir gelinin mutfakta efsanesi geliyor. Allah Allah. Kim o? Yani. Kim geliyor biliyor musunuz? Kim? Alkışlarınızla gelinin mutfakta efsanesini stüdyoya davet ediyorum. Bakalım. Ay! Ya Allah! Merhaba ey mehteran. Merhaba. Mehterbaşı. Derfazlı asıllar ötesinden gelen bu ses. Türk'ün sesi. At nam sesi. Mehteran hastu. Ya Allah. Aferin.
Asıllar ötesinden gelen bu ses. Asıllar ötesinden gelen bu ses. Türk'ün sesi, Adnan sesi. Türk'ün sesi, Adnan sesi. Alparslan'la başladı bu sefer. Alparslan'la başladı bu sefer. Osman Gazi kurdu devleti. Osman Gazi kurdu devleti. Ne mutlu ki Türk'üz biz. Ne mutlu ki Türk'üz biz. Şanlı yaşayan bir milletiz. Ne mutlu ki Türk'üz biz. Maşallah. Çok gösteriş gördüm ama gerçekten böylesini görmedim. Çok abartıyorsun. Evet değerli izleyenler. Aman Allah. Evet kayınvalideler, gelinler. Başım döndü. Şoktayım. Stüdyoda at var. Evet. Mehter takımı var. Bir de bir sultan geldi, içeri evet, girdi. Evet, merhabalar. Reyhan Hanım. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ezgi'cim. Hoş bulduk. Hoş geldin hayatım. Çok teşekkür ederim. Ay böyle mi devam ediyor? Kayınvalideler odasına böyle gitmeyeceksin herhalde. Tadıma da böyle geliyor. Tadıma da böyle getirmiş. Şuradan ver çocuğum. Bakayım yemeğin ucundan diye. Evet. Merhaba. Merhaba. Atınızın ismini altı adına selam veriyor annem. Ateş. Ateş. Merhaba annem. Bak selam ay, veriyor indirilerimize. Reyhan Hanım'ı rica etsem kim acaba? Kardeşim indirecek. Yeniçerilerden rica kardeşim, edeyim ben. Yeniçeri Yeniçerilerden kardeşim indirecek. Şöyle. Evet. Aman ya Allah, oh, bismillah diye bel fıtığın falan yok değil mi canım? Yok. Oh. Aman. Aman da aman. Efendim böyle atımızı ateşi park edin bir yere. Ateşi ateşin güzelliği. Ya Allah. Ya Allah. Şahane gibi oldu. 4 yıl aradan sonra gelişiniz de gerçekten muhteşem oldu. Ay üzüldüm ben Reyhan Hanım ya. 4 yıldır gelmemişsiniz. Şimdi bir haftada gideceksiniz. Aysun'cum bilezik ve çeyrek nasıl kazanılır asıl şimdi göreceksin. Çünkü ben geldim. Yani böyle inlettiniz. Evet. Stüdyomuz bina inledi yani. Aynen yeridir. Öyle. Yani at girdi stüdyoya daha ne olsun. Bize hani, de böyle pek alışık şurada değiliz tabii anılarda böyle gelişlere. Anılarda kaldı işte ne güzel. Ne güzel. Bakıp ne güzel. Tacınıza bayıldım. Evet. Çok güzel Nurten Hanım. Güzel. Efendim o halde alkışlarla sizi ben yerinize almak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Haydi alkışlar. Kraliçeler de oynarmış. Evet, tabii ki oynar. Şöyle alayım anneciğim herhalde seni. Ay vallahi ya, çok maşallah. İkinci gelin mutfağın seferinde. Evet hayatım. Seferinde Aslı Hünel'le beraber ikinci defa sultan olarak, kraliçe evet, olarak çıktım. Vallahi. Ve burada kalacağım. Hepsini de tek 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 göndereceğim. Ne diyorsun? Mehter marşıyla geldiniz ama sizi buradan ben davul zurnayla uğurlayacağım. Sizi tanıyacağım, geleceğim. Tabii tabii. Ama önce yemek başlasın. Başlasın. Bakalım menümüz neymiş? Kaldırın örtüleri. Ankara'ya gidiyoruz değerli izleyenler. Ankara'da
meşhur bir lezzet. Ankara'ya gittiğimde mutlaka bu yemeği yerim. Bugün de sizden yemek tatmak istiyorum ve çok beğenmek istiyorum. Evet. Böyle kararsız kalayım, onu mu, bunu mu, şunu mu diye. Bugün Ankara tava yapıyoruz. Çok geniş bir damak tadım var ama Ankara tavayı ilk defa yiyeceğim. Ben öyle güzel yemek yaparım ki evdekiler parmaklarını yer, parmaklarını. Malzeme listesi geliyor. 600 gram kuşbaşı et, 2 su bardağı arpa şehriye, 1 adet biber, 1 adet domates, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber. O zaman bir vedalaşın şöyle.